Evet, bu denemede öğrencilerimizden gelen soru sayısı epeyce fazla. Sınavın zor olduğunu kabul etmek gerekir. Tabii ki her soru çok zordur dememizin mantıklı bir açıklaması olmaz. Zor kime göre zor, neye göre zordur? Bazı öğrencilere zor, bazı öğrencilere kolay gelebilecek sorular vardır ama genel olarak bu denemeden gelen sorulara baktığımızda diğer daha önce öğrencilerimin hatta denemedeki sorulara göre daha zor sorulardan oluştuğunu söylemek mümkün. Evet, bir polinom sorusu, gene çözülememiş bir polinom sorusu. Baş katsayısı 1 ve sabit terimi 3 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir Px polinomunun sadece bir tane gerçel kökü olduğu biliniyor. P-1'in 0 olduğu söylenmiş. Buna göre Px polinomunda x kareli terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi genelde polinoma çalışılmış olsa bile bazı soru tarzları üzerinde daha az haşır neşir olunmuşsa, ne kadar çalışılmış olursa olsun, polinom biliniyor olursa olsun, bazı düşüncelerden uzak kalırsak bu soru bize zor gelebilir. Mesela nasıl yazabilir arkadaşlar genelde? Üçüncü dereceden olduğu için işte a x küp artı b x kare artı c x artı d şeklinde başlar. Bu yanlış bir söylem değildir ama sorunun çözülmesini zorlaştıracaktır. Baş katsayısı 1 olduğu için bunu x küp yazar. İşte sonra bx kare bunu şöyle yazar. bx kare artı cx. Sabit terim 3 olduğu için buradaki 3'ü de yazar. Bu b'ye c'ye gitmeye çalışır. İşte sonra p-1 0 der. Buradan bir denklem bulur. Ama bunu böyle yazmak yerine şöyle yazsanız daha kolay olur aslında, bakın. p-1 polinomu p-1 0 olduğu için demek ki bu polinomun bir tane reel kökü vardı zaten. O da demek ki arkadaşlar -1'miş. Yani polinomun çarpanlarına ayrılmış halini düşünmemiz lazım. X artı 1 çarpı buraya da x kare artı ax artı b dersek, bakın dağıttığımızda hem 3. dereceden olacak x'lerin katsayısıyla, burada x karenin katsayısını 1 tuttuğum için x küp en büyük dereceli terimin katsayısı, baş katsayısı 1 olacak. P-1 x'lerin -1 yazınca bu çarpımı götüreceği için, sıfırlayacağı için burası sıfırı sağlayacak. Ve şu kısımdan da bir tane reel kökü olduğu için sadece buradaki çarpanlardan da reel kök gelmeyeceği ortaya çıkar. Reel kökün yok olması demek burada. Bunu sıfıra eşitleyen bir reel sayıların bulunmaması demek. Nasıl mümkündü? Bunu sıfıra eşitlersek bu denklemin deltasının sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Delta'da hatırlıyorsanız x'in katsayısının karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı çarpı sabit. Yani daha önce b kare eksi 4 ac diye söylediğim şey, burada b yerine a gelmiş. A kare eksi 4 çarpı baş katsayısı 1 çarpı sabiti c yerine de b gelmiş. Bunun sıfırdan küçük olması gerekir arkadaşlar. Şimdi burada bizden zaten istediği de şu: x kareli terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Dikkat edecek olursanız burada x ile ax'i çarptığımız zaman bir x kare gelecek oradan. Bakın şurada x ile ax'i çarptığımız zaman bir ax kare gelecek. Sonra şuradan 1 ile x kare çarpınca bir x kare daha gelecek. Yani aslında a artı 1 çarpı x kare. x kareli terimin katsayısı artı 1 olacak. Peki burada a için alabileceği değerlere bakmak istediğimizde, kullanmadığımız bir bilgi var. Henüz ne diyordu? Sabit teriminin kaç olması gerektiğini söylüyordu. 3 olması gerektiğini söylüyordu. Bakın 1 çarpı b'den sabit terimi b gelecek. Demek ki bu b'nin de 3 olduğunu biliyoruz. Bu b yerine biz 3 yazarsak a karenin 12'den küçük olması gerekir arkadaşlar. A kare 12'den küçük olacaksa a'nın da kök 12'den, yani 2 kök 3'ten daha küçük olması gerekir. Farkındaysanız her iki tarafa da 1 eklersek, burada x kareli terimin katsayısı a artı 1 de, a artı 1'in de 2 kök 3 artı 1'den daha küçük olması gerekir. Baktığımız zaman 2 kök 3 artı 1'in karesi, yani 2 kök 3'ün yaklaşık değeri kaçtı, onu da 1,7 olarak alacak olursak, 2 ile çarptığımızda 3,4, 1 eklersek şurası yaklaşık olarak 4,4'e tekabül edecek. A artı 1 4,4'ten küçük olacaksa tabii ki 5 olamaz diyebiliriz arkadaşlar.